Şimdi buradan kalkıyoruz, nereye gidiyoruz? Gençlik Parkı'na gidiyoruz. Benim gençliğimin günlerinin geçtiği yerlerden bir tanesi, hatta tek orasıydı. Şimdi o kadar çoğalmış ki maşallah hangisine gideceğimi şaşırıyorum. Ama öncelikle Gençlik Parkı'ydı. Yıllardan beri Gençlik Parkı'na gitmiyordum. Gençlik Parkı'nda bir şaka çekelim dedim. Nasıl bir şaka olsun? Mesela son model bir araba getirelim, Gençlik Parkı'nın kapısının önüne koyalım. Gayet tabii ki ziyaretçi insanlar girecekler. Tam kapıdan girdiklerinde orada da yazıyor. Gençlik Parkı 1 milyonuncu ziyaretçi ödülü bu araç. Gidelim mi buradan bir Gençlik Parkı'na? Gençlik Parkı 1 milyonuncu ziyaretçi ödülü. Acaba bu muhteşem ödül kime kısmet olacak? İlk şakazedemiz Seyit Kümük. Merhaba beyefendi, sizi böyle alabilir miyim? Parkımızın 1 milyonuncu ziyaretçisi oldunuz ve bu muhteşem arabayı kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Büyük bir heyecan. Yalnız ben ondan önce girdim parka. O değil, ben kazandım gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Siz mi girdiniz, siz mi? Ben girdim ablacığım. Yok ya, nereden sen girdin? Biz senden önce girdik, görmedim Allah ya. Allah. Tabii ki ya. Allah Allah. Kimi gördünüz sizden önce? Hanımefendi, çok rica ediyorum, bir dakika. Şimdi bu araba bugün bu parka gelen 1 milyonuncu ziyaretçiye mi verilecek? Evet, 1 milyoncu ziyaretçi kim evet. Girerse tamam, buradan kim adım girdim, araba benim o zaman. Ablacığım bir dakika. Kim girdi? Size bırakıyorum ben. Yani ben arabada niye değilim de. Niye? Yani kim kardeş girdi? Niye? Yani sen biz önden yürürken ya sen. Ya tamam kardeşim bir dakika ya. Ben niye? Bayana soruyorum. Ben kendime sormuyorum ya. Tamam. Siz oradan bir Allah çek. Hanımefendi ben girdim. Esnadı ben girdim. Arabanın anahtarını alabilir miyim? Nasıl istedim o zaman? Allah Allah. Yani ben şu nasıl an... şimdi şu anda karar verecek? Yani şimdi şu anda sen kendi başına ya ben girdim diyorsun çıkıyorsun. Şimdi sen daha geliyorken ben önden yürüyordum ya. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hanımefendi şimdi arabayı alabilmek için neler yapmam gerekiyor? Siz bana onu söyleyin. Ama ben şu anda karar veremedim. Siz mi girdiniz? Ben girdim ablacığım ya. Kendi başına ben girdim diyor aranıza ya. Aranıza karar verin ve bana net bir şey söyleyin. Ben şimdi şu anda burada çekiliş olduğunu bile bilmiyordum. Ben buradan girdim, bayan beni çağırdı. Seni nereden çağırdı ya? Biz arkadan giriyorduk, senin arkandan beni çağırdı. Ablacığım siz kendinizi çağırma şey etmediniz mi? 1 milyon kişinin içinde siz girdiniz buraya diye. Evet. Tamam. Allah Allah. Ya yapma bunu ya. Niye yapmışım bunu ya? Kısmetmişsin işte. Şans bize girdi. Sen geldin arabadan Mercedes'i gördün tabii pat diye katmak istiyorsun. Bu numaraları vermezler. O zaman sen niye yiyorsun numarayı? Ben niye numarayacağım? Yok canım. Bu konu hakkında. Vermeyin o zaman. Hadi. Niye kimse verecek? Tamam, hanımefendi. Ben girdim. Ben girdim. Sen nereden girdin ya? Sen normal yolcu olarak giriyorsun. Allah Allah. Hanımefendi bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu kadar millet keriz mi şimdi şu anda burada insanlara? Niye ya? Allah Allah. Onlar girmiş. Ya şimdi şu anda bu kadar millet keriz dese bu kadar insanın içinde sadece sen mi akıllısın? Niye ben akıllıyım? Onlar girmişler 1997-1998. Hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Ben de bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsun? İşte, hanımefendi bu konu hakkında mikrofonlar bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bu nazik bir kere Gençlik Parkı'nın bu nazik davranışı için çok teşekkür ediyorum. Hayalim zaten böyle bir araba almaktı. Allah razı olsun. Sağ olun. Zaten bütün hayallerin zaten gerçek oldu. Buyur al. Alacağım tabii. Sana mı yedireceğim arabayı? Ben kendim yemiyorum ki. Ben de sana yedirmem bu arabayı. Nasıl yedirmezsin bana? Bayağı yedirmem. Allah Allah. Allah Allah. Ben bilirim. Sen nerede oturuyorsun? Şimdi devlet sadece sana mı verecek bu Mercedes'i? 1 milyoncu benim kardeş. 1 milyoncu benim. Hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar 1 milyoncu kim hayır, ya? Hayır. Kim ya? Arkadaşlar. Bunlar da taraftarlarım değil mi? Ben ne taraftar olacağım ya? Buyur. Benim anam değil babam değil bu kadar millet. Sabah dönmeli senin yanına. Allah Allah. Nasıl? Arkadaş girdi. Ya bu kadar millet benim anam değil babam değil. Sen kendi başına ne havalara giriyorsun kardeşim? Allah Allah. Arkadaş girdi abi. Ortak mı olalım? Abi girme suratına. Nasıl? Ya şimdi şu anda sen var ya. Evet. Zengin oldum. Bir dakika. Bu arkadaş. Arkadaşlar buyurun. Allah Allah. Bir dakika. Ya esnafa sorun. Bu kadar kim? İnsanlara sorun. Ben kendi kendime karar vermiyorum ben. Bir şey soruyorum. Ben girdim diyenler beni alkışlasın. Buyur. Buyur. Ne oldu? Tamam. Bu arkadaş girdi diyenler. Ne oldu? Yapma ya gözünü seveyim ya. Gençliğim ben senin yaşına değil de. Ben senin insanlığına değil de ben senin yaşına bağışlıyım ya. Tabii. Bırak ya Allah'ını seversen ya. Yaşına göre hareket etmiyorsun ya. Burada bulmuşsun bu kadar milleti alkışlatıyorsun. Ya ben ne alkışlayacağım ya? Bu kadar millet benim neyim ya? Arkadaşların. Arkadaşlarım mı? Evet belli. Neyse hanımefendi lafı bırakalım. Hadi alabiliyorum. Bin bakalım binebiliyorum hadi. Hadi. Bine binmesin. Ben de öbürüne binerim. Buyur. Kilitlesin arabayı. Buyur anahtar bende. Arabanın kapısı kilitli.
Seyit abi bu ya. Hiç arabayı yedirir mi? Dayan Seyit abi. Araba senin. Adam dur nereye? Allah Allah. Bu anlaşmayı, bu anlaşmaya bir varmamız lazım. Aramızda bir çözüm bulmamız lazım. Aramızı da biz bulalım yani. Ya, toplum abi, olarak. Arka, birazcık bir şey yapalım. Bir çıkalım şöyle yukarı. Şimdi bir dakika. Edelim. Ben size anlatacağım. Arkadaşlar şu yolu açın. Gel ben seni burada bekliyordum. Ben seni gördüm burada. Ben seni gördüm. Ben geri girmem. Sen de girdin ardımdan. Ya bırak benim Seyit. Gel bir girelim oradan. Ya neye gireceğim ben ya? Anlatacağım sana hanımefendi, anlatayım mı? Ben defile mi düzenleyeyim ben burada? Bir anlaşmaya bir ortak bir... Gel bir gidip gelelim. Ya abiciğim ben burada defile mi düzenliyorum? Neyse uzun lafın kısası. He uzun lafın kısası buyur. Sana bırakayım hadi. Sağ ol kardeş, Allah razı olsun. Ya sana bırakayım der mi arabayı? Ya bu kadara kerizim der mi? Adam uyanık sanıyor. Kendin o kadar uyanıksın değil mi? Ankara'nın en uyanığı sensin. Şimdi şu arabayı bir göreyim. Şu arabayı bir göreyim. He gör de buyur. Ben de görüyorum yüzünü. Abi, İşine giremedikten sonra. Abi, doğru değil mi kardeş ya? Tamam sen gir. Sen gir. Ya bu kadar devlet yani şimdi şu anda koca devlet sadece seni mi kurdu bu Ankara'nın içinde? Kaç model kardeş? He 2010. 2010 nereden anladın? Ben biliyorum. Arabacı mısın? Evet. Güzel. He. 2010'muş araba. 2010. Teşekkür ederim, sağ olun. Güle güle. Şimdi ben ne zaman teslim alacağım arabayı? Ha yavrum sen onu hayalinde kur. Havada bulur sen o arabayı unut. Ben? Evet. Ben. Tabii. Bravo bravo, adamınızı iyi bulmuşsunuz. Tebrikler. Ben adamı ne bulacağım ya? Bunlar kim ya? Ben tanımıyorum ya. O zaman ya. O adamı akıllı. Gençlik Parkı'na her hafta geldiğim bir ziyaretçiyim ben ya. Ben ilk defa geliyorum hayatımda. Tamam gel. Hoş geldin buyur. Ya sen. Sen onu boşa silme. O devletin malı. Bir poz ver. Fotoğrafını çeker misin? Buyur çek. Ay, ben çekeyim ya. Gerek yok. Buyur abi. Fotoğrafını abi, bir çek ya. Ben araba abi. Onda kaldı abi ya. Onda kaldı canım abi. Bu adam lazım bana abi ben. Abi ortaklaşayım bari şimdi. Abi bir çekeyim mi? Bir çekeyim. Baksana heyecanından bacaklarım bile titriyor. Titrer. Niye? Titrer. Niye? Anahtar olunca senin bacakların... Senin o Mercedes'e bilmiyor hayalin yok. Ben bineceğim. Sen de arkadan geleceksin. Tozları sileceksin arabanın. Yok yok. Ben öyle paspası çoktan sildirdim ben onu. Beni? Evet. Ya arkadaş. Bak. Buyur kardeş. Abi. Buyur bak. Kardeş. Bir yapayım seni. Ha, sağ ol. Bak. Buyur canım benim. Şöyle gel. Mümkünse. Mümkünse. Bak zaten benim canım burnunda. Beni bırakır mısın şöyle? Ha, zaten herkesi... Arkadaşı bir alkışlayın. Allah Allah. Eğer bu bir şakaysa... Çetin Çipçioğlu benim adım. Beyaz TV şakacı. Ya. İzliyor musun şakacıyı?